Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki bina dersimizde aksam semaniye işlemiştik. Aksam-ı semaniye yani 8 kısım. Fiillerin 8 kısmıydı. Bina kitabı fiilin salim ve gayri salim olmasına göre fiilleri yani içerisinde ille tarfi olup olmamasına göre fiilleri bir kısımlandırmaya tabi tutmuştu ve 8 kısma ayr ayrıldığını söylemişti ve bu 8 kısma ise aksamu semaniye yani 8 kısım ismini verdi. Şimdi kardeşler bugünkü dersimizden itibaren ise aksamu sebayı okuyacağız. Yani 7 kısım. Bina kitabı tekrardan fiilleri bir kısımlandırmaya e, tekrardan bir kısımlandırmaya tutacak fakat bu kısımlandırma o 8 kısımdan farklı. E, aksamu semaniye kısımlandırmayı fiilin illetli ve illetsiz yani salim ve gayri salim olmasına göre kısımlandırıyordu. Aksam u seba ise bir fiilin içerisinde hiçbir illet harfi bulunmazsa o, o fiilin ismi ne olur? Veya e, faul fiilde illet harfi bulunursa ismi ne olur? Aynel fiilde bulunursa ismi ne olur? Lamel fiilde bulunursa ismi ne olur? Bu şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutacak inşallah. Şimdi Bismillah diye okumaya başlayalım. Sümme sonra i'lem sen bil enne muhakkak ki külle fiilin her fiil imme sahihun ya sahihtir. Her fiil ya sahihtir. Ve ve o, o sahih ki, ve huvellezi, o sahih ki, leyse yoktur. Fi mukabeleti karşılığında. Karşılığında yoktur. El fay faul fiilin. Vel ayni aynel fiilin. Vel lami lamel fiilin. Faul fiil, aynel fiil ve lamel fiil karşılığında yoktur. Harfun bir harf minel min hurufil illeti. illet harflerinden bir harf yoktur. Yani bir fiilin faul fiilinde, aynel fiilinde ve lamel fiilinde illet harflerinden bir harf olmazsa o fiil sahih fiildir. İçerisinde hiçbir illet harfi bulunmazsa o fiilin ismi sahih fiildir. Bakın dikkat edin şuradan tekrar okuyorum.

elif harfidir. Bir de vel hemzeti hemze. Şimdi kardeşler bu arada şunu söyleyeyim. Elif harfi kelimenin başında bulunursa ismi hemze olur. Kelimenin ortasında veya sonunda bulunursa ismi elif olur. Bir de vel tedaifi şedde. Kardeşler şedde de illettir. Bir fiilde şedde olursa o fiilde illetli olmuş olur. Mesela ferraha gibi. Ferraha fiili illetlidir. Bu arada kardeşler e, mesela Ferraha'daki bir illetten e, illetten bahsedeyim. Ha bu arada burada e, şey vermiş. Örnek vermiş. Nasara. Bakın Nasara'da Fa'ul fil, Aynel fil ve Lamel fili karşılığında hiçbir illet harfi yok. Bakın ne Elif var, ne Ya var, ne e, ne Vav var, ne Hemze var, ne e, ne de herhangi bir şedde var. Şimdi kardeşler, Nasara'nın fiili e, daha doğrusu ismi faili Nasirun şeklinde gelir. Mesela e, Ketebe. Ketebede ketebe de sahih fiildir. Ketebenin de ismi faili katibun gelir. Ama bakın eğer ketebeye eğer bir fiili yani sülası bir fiili şeddeli yaparsak. Mesela ferraha. Ferraha fiili şeddeli bir fiildir. Orta harfinde şedde vardır. Yani iki harf birbirine geçtiği için yani orada aslında ferraha idi fer ferraha. İki tane ra var. E birinci ra sakin, ikincisi müteharrik yani harekeli. Bunlar birbirine geçirilince fer ferraha oldu. E ve bu şekilde şeddeli olunca bu da illetli olmuş oldu. Şimdi kardeşler, bir düşünecek olursak mesela Nasara'nın e, ismi faili Nasirun şeklinde geliyor. E peki Ferraha'nın ismi faili nasıl geliyor? Nasirun şeklinde mi geliyor? A aynen. Hayır. Ferrahe'nin ismi faili muferrihun şeklinde geliyor. Bakın muferrihun. Burada farklı bir şey öğrenmiş oldunuz. Her fiilin ismi faili nasinu şeklinde gelmez. Şimdi kardeşler bir biz bu konunun detayını bu illetli fiillerin çekimlerini, ismi fail, ismi meful, ismi alet kalıplarını inşallah izzi kitabında öğreneceğiz. Tek tek kurallarıyla beraber. Bu kitap bizi sadece bir e, böyle bir kabaca bir bilgilendirme yapıyor. Fiillerin kısımlarıyla ilgili. Biz bu aksam sebada göreceğimiz kısımları tek tek izide detaylı bir şekilde çekimleriyle beraber inşallah göreceğiz. Evet kardeşler. Şuradan tekrar arlıyorum Bir fiil ya sahiptir, o ki faul fiil, aynel fiil ve lamel fiil mukabilinde yani karşılığında illet harflerinden bir harf yoktur. O illet harfi de vav, ya ve eliftir. Bir de vel hemzeti hemze, bir de ve tedaifi şeddedir bir fiille şedde de olursa o fiil yine illetli olmuş olur. Ve immen misalun. Söyledi ki bir fiil ya sahiptir veya misaldir. Peki misal fiilin tanımı ne? Ve huvellezi o ki yani o misal fiil ki yekunu olur. Fi mukabeletil fay faul fil mukabilinde yani faul fiil karşılığında harfun min hurufin illeti. İllet harflerinden bir harf olur. Faul fiil mukabilinde. İllet harflerinden bir harf olur. Nehu örnek va'ade. Bakın başında bir vav harfi var. İllet harflerinden bir harf. Ama bakın dikkat edin. Faul fiil mukabilinde olursa ismi misal fiil olur. Va'ade. Bir de ve yesera. Yesera da bakın en başında ya harfi var. Ya harfi de yine illet harflerinden olduğu için. Ve bunlar faul fiil yerinde oldukları için onun mukabilinde karşılığında oldukları için misaldır Bu tür fiillerin ismi. Ha, bu arada kardeşler tekrar söylüyorum bu tür fiillerin çekimleri farklı olabiliyor. İsmi fail kalıpları farklı gelebiliyor. Bizler veya ismi e, ismi fail, ismi meful veya emir kalıpları bizler bunları inşallah izi kitabında öğreneceğiz tüm detaylarıyla beraber. Ve imma ecvefun. Bakın bir fiil dedik ki ya sahihtir ya misaldir ve imma ya ecvefun ecveftir ve o ki yani o ecve fiil ki yekun olur fi mukabeleti aynihi aynel fiili mukabilinde aynel fiilinin karşılığında harfun min hurufil illeti illet harflerinden bir harf olur. Dikkat edin aynul fiil yani orta harfi fiilin orta harfi mukabilinde illet harflerinden bir harf olur. Ve vellezi o ecve fiil ki yekunu oluyor fi mukabeleti ayni aynel fiili mukabilinde karşılığında harfun bir harf min hurufil illeti illet harflerinden bir harf oluyor. Nehu kale ve kale. Dikkat edin ortadaki harf yani aynel fiil. Aynel fiilde bir elif var. İşte bu elif harfi de illet harflerinden olduğu için kale ve kale şeklinde gelmiş. Bu arada kardeşler mesela kale'nin emre hadırı kul şeklinde gelir bakın kul herhangi bir elif eklemedik mesela e, sahih olan bir fiilin e, sahih olan bir fiilin emri hadırı unsur mesela bu bu kalıpta hep geliyordu ama bakın gale fiili illet harfi olunca gale'nin e, emri hadırı kul şeklinde geldi. İşte kardeşler burada bunları söylememin sebebi bunlara niçin illet illetli fiiller diyoruz? Bunların da biraz farkında olmanız. Çünkü bu illet harfleri fiilin içerisine girince işi değiştiriyorlar. Yani işi farklı kurallara sevk ediyorlar. Bizler de inşallah bunları izi kitabında öğreneceğiz. Kale ve kale. Bu arada kardeşler ecvef, cevf kelimesinden gelir. Orta manasındadır. Bu şekilde aklınızda da tutabilirsiniz. Yani fiilin ortasında, cevfinde bir illet var. Kale ve kale gibi. Ve immeye nakisun nakıstır. Biz dedik ki bir fiil ya sahihtir içerisinde hiçbir illet harfi yoktur. Ya yani misaldir. Faul fiilinde illet vardır. Veya ecveftir. Aynel fiilinde illet harfi vardır. Veya nakıstır. Ve immen nakısun bir fiilde ya nakıstır. Ve huvellezi o nakıs fiil ki yekunu olur. Fi mukabeleti lami lamel fiili mukabilinde karşılığında harfun min hurufil illeti illet harflerinden bir harf olur. Dikkat edin. Ve huvellezi yekunu fi mukabeleti lamihi. La'mel fiilin mukabilinde olur. Ne olur? Harfun bir harf. Min hurufil illeti. İllet harflerinden bir harf olur. Nehvi örnek. Gaze ve rame fiili. Dikkat edin. Gaze fiilinin sonunda bir ya harf var. Kardeşler aslında gazenin okunuşu gazeyeydi. Ee, bir kural gereği ki bu kuralları da yine tekrar söylüyorum. İzi kitabında öğreneceğiz. Bakın okuması bile değişti. İçerisine ya illet harfinin girmesiyle. Gazeye şeklinde okunması gerekirken Gaze şeklinde okundu. Ve yine Rame. Rame'nin dokunuşu yine Rame'ye şeklinde okunması gerekirken kural gereği Rame şeklinde okundu. Gaze ve Rame. Dikkat edin fiilin son harfinde illet harfi olduğu için yani Lamel fiili. Lamel fiilin karşılığında illet harfi olduğu için bu fiillerin ismi de nakıs fiildir. Ve imme ya lefifun. Lefifun. Veya bir fiil lefiftir. Bakın dedik ki bir fiil ya sahihtir. Hiçbir ille tarfi yoktur. Veya misaldir. Faul fiilinde ille tarfi vardır. Veya ecveftir. Aynel fiilinde ille tarfi vardır. Veya nakıstır. Lamer fiilinde ille tarfi vardır. Veya lefiftir. Lefifin tanımı ne? Ve <laughs> huvellezi o yekunu oluyor. Fihi onda harfani iki harf oluyor. Min hurufil illeti illet harflerinden iki harf oluyor. Ve huvellezi o yekunu olur. Fihi onda harfan iki harf. Min hurufil illeti illet harflerinden iki harf olur. Dikkat edin kardeşler. Eğer bir fiilde şimdiye kadar gördüğümüz, şimdiye kadar gördüklerimizde fiillerde sadece bir tane illet harfi oluyordu. Başında, ortasında ve sonunda. Ama burada eğer iki tane birden illet harfi bir fiilde bulunursa bu fiilin ismi de lefiftir. Ve huve o ala kısmeyni iki kısım üzerinedir. Ve huve o yani bu lefif fiil ala kısmeyni iki kısım üzerinedir. El evvelu birincisi. Birinci kısım. Lefiful mekrun. Lefiful -um mekrun. Kardeşler mekrun beraberlik demektir. Peki niye niç niçin buna lefiful mekrun dedi? Tanımdan anlayacağız. Ve huvellezi o yekun oluyor fi mukabeleti ayni. Aynel fiili mukabilinde yani karşılığında ve lami lamel fiili mukabilinde karşılığında. Dikkat edin. Aynel fiil ve lamel fiil. E, aynel fiil ve lamel fiili ikisi yan yana değiller midir? Aynel fiil ve lamel fiil. Bakın dikkat edin. Bakın aynel fiil ve lamel fiil birbirine bitişiktirler. Tabiri caizse bu ikisi beraberdirler. İşte bu yüzden e, aynel fiil ve lamel fiili karşılığında olursa illet harflerinden bir harf olursa bu fiile lefiful mekrun ismi veriliyor. Mekrun manası beraberlik demek. Niçin buna beraberlik ismi verildi? Çünkü aynel ve lamel fiil beraber oldukları için, yan yana oldukları için... ...bu her ikisinde de illet harfi olduğunda bunlara lefîful mekrun ismi verilir. Şuradan tekrar okuyorum. Dedik ki lefîf fiil iki ayrılır. Lefîf fiil ki içerisinde iki tane illet harfi vardır. Bu da iki ayrılır. Lefîful mekrun. Peki lefîful mekrunun tanımı nedir? ''Ve huvellezî o yekunu oluyor.'' fi mukabeleti aynı hi ve lami. Aynel fiil ve lamel fiili mukabilinde karşılığında oluyor. Harfani iki harf. iki harf oluyor. Min hazil hurufi bu harflerden. Yani şimdiye kadar saydığımız elif vav ye. Yani bu illet harflerinden. illet harflerinden iki harf. Harfani burada tesniye kalıbındadır. Yani iki harf. Bu harflerden yani bu illet harflerinden İki harf oluyor. Aynel fil ve lamel fili mukabilinde. Eğer bu şekilde olursa o fiile lefif-i mekrun ismi verilir. Tava ve qawiye Fiili gibi. Tava ye, ve qawiye Ve e, bu fiiller. Ha, okunuşu da tava ve qawiye. Bu şekilde bunlar da lefif-i mekrun sınıfına girmiş oldu. Niçin girdi? Dikkat edin. Aynel fil ve lamel fiili illet harfi var. Aynel fil ve lamel fiilinde illet harfi vardır. Bakın şuradan tekrar alıyorum. El evvelu birincisi lafiful mekrundur ve huvellezi o ki yekûne oluyor fi mukabeleti ayni ve lami aynel fil ve lamel fiili mukabilinde bakın aynel elfi ve lamel fiili mukabilinde karşılığında Harfane iki harf min hadil hurufi bu harflerden yani bu harflerden iki harf oluyor. Bu harflerden iki harf. Bakın bir ve iki. iki tane harf aynı el fiil ve lam el fiiline gelmiş. O yüzden bu tür fiillerin ismi de lafifu mekrundur. Ve sani ikincisi. ikinci kısım. Lafiful mefruktur. Kardeşler mefruk da ayrı demek. Ayrılmış manasındadır. Diğeri de lafiful mefruktur. Şimdi kardeşler hiç tanımı okumadan da mantıken çıkarabiliriz. Biz burada lafiful mekrun dedik. Yani ikisi beraber olursa. Yan yana ol olursa. Yani daha doğrusu ayn-el fil ve lamel fiilinde olursa bu fiile lefiful mekrun ismi veriliyordu. E bir de mefruk ayrı ayrı olmasıysa yani biri, biri en başta biri en son doğrusa bunlar ayrı olmuş olurlar. Demek ki ortadaki harf sahih en başta ve en, en sondaki harf de illetlidir. Bu fiilin tanımı bu şekilde olması gerekir mantıken. Şimdi e, tanımını okuyalım. Ve huvellezi o yani lefiful mefruk yekunu olur fi mukabeleti faihi. Fol Fâ fiil mukabilinde karşılığında bir de ve velamihi lamel fiili onun faul fiil ve lamel fiili karşılığında olur. Harfani iki harf min hadil hurufi bu harflerden. Yani bu illet harflerinden iki harf faul fiil ve lamel fiil. Bakın faul fiil en baştaki lamel fiil en sondaki mukabilinde yani karşılığında bu harflerden bir tanesi oluyor. Lefiful mefrukun tanımı da bu. vaka yeki. Bakın veka yeki. Burada iki farklı fiil zikretmedi. Veka yeki. Bu fiilin fiili mudari kalıbıdır. Kardeşler dikkat edin bakın. N Nasara. Sahih bir fiil. Nasara. Nasara'nın fiili mudarisi yen gelir. E bu yen suru gelirken herhangi bir değişim oldu mu? Herhangi bir harf yerinden gitti mi? Hayır. Çünkü bu fiil sahih fiil. Bakın dikkat edin. Veka fiilinde fiili mudarisi veka yeki şeklinde geliyor. Bakın vav harfi kökten gitti. İşte biz bunların kurallarını inşallah tekrardan söylüyorum. İzi kitabında öğreneceğiz. İşte bu yüzden bu fiiller illetlidir. Dikkat edin. Şuradan tekrar okuyorum. Lefiful mefruk ve huvellezi o ki oluyor. Fi mukabeleti fai faul fiil mukabilinde. Ve lami bir de lamel fiil mukabilinde. Harfani min hâzil hurufi. Bu harflerden. Yani bu illet harflerinden iki harf oluyor. Bakın bir ve iki. İki harf faul fiil ve lamel fiil mukâbiline gelmiştir ve imma mudafun veya bir fiil mudaftır yani şeddelidir. Mudaf şeddelidir. Şeddeli fiillerde dikkat edin illetlidir. Ve huvellezi o ki yani bu mudaf fiil ki yekun oluyor aynuhu aynel fiili ve la mu bir de lamel fiili. Bakın aynel fiil ortada ki fiil ve la mu bir de en sondaki harf ortadaki ve en sondaki harf oluyor min cinsin vahidin. Bir cinsten oluyor. Tek bir cinsten. Ortadaki ve sondaki harf bir cinsten oluyor. Nehu örnek medde gibi. Bakın medde. Asluhu. Bunun aslı mededeydi. Bakın dikkat edin. Mededeydi. Medede. Hüzifet. Hazf edildi. Kardeşler hazf iptal etme. Ortadan kaldırmak demektir. Hüzifet. Hazf edildi. Hareketü dalil ula birinci dalın harekesi hazfedildi. Bakın de birinci dalın harekesini hasfedelim. Kaldıralım. Bir, hare bir harfin harekesi hasf olur giderse o harf cezimli okunur. E, eğer birinci dalın harekesini hasf edersek yani ortadan kaldırırsak medde olur. Sümme sonra udğimet, idgam edildi. İdgam etme kardeşler birbirine katma. Birbirine birini diğerinin içine koyma demektir birbirine katma, birini diğerinin içine koyma demek. Sümme sonra <laughs> udgimet idgam edildi. Yani bu birinci dal, sakin olan birinci dal idgam edildi. Yani içine koyuldu. Fidderi seniyeti ikinci dalın. İkinci dala, ikinci dal harfine idgam edildi. İşte bu şekilde olan fiillerin de ismi mudaf fiildir. Kardeşler şuradan tekrar alıyorum. Mudaf fiil yani şeddeli fiil ve vellezi o ki yekunu oluyor olur aynuhu aynel fiili bakın aynel fiili ve ve la bi de la fiili min cinsi vahidin bir cinsten tek bir cinsten yani anlıyoruz ki aynel fil ve la mel aynı harftir bir cinstir oluyor nehu medde gibi çünkü bunun aslı o aslı mededeydi bunun aslı medede şimdi burada dikkat edin iki harf bir araya geldi Bunları birbirine katmamız için de birinci harf sakin, ikincisi müteharrik. Yani harekeli olacak ki bunları birbirine katalım, medde şeklinde okuyalım. Zaten burada da söylüyor. Hüzifet hasfedildi. Yani ortadan kaldırıldı. Hareketü dali dalın harekesi. Dalil ula. Bakın birinci dal. Birinci dal hangisidir? Budur. Birinci dalın harekesi hasfedildi. Bir, hareke, bir harfin harekesi hasfedilirse o harf şedde, e, cezimli okunur. Yani medde oldu. Bakın medde. E, birinci harf cezimli. Sakin. E, i̇kincisi harekeli. Thümme sonra diyor udugimet idgam edildi. Yani katıldı. Fiddeli seniyeti ikinci dala. İkinci dalada da idgam edilince bu da medde şeklinde okundu. İşte bu şekilde olan fiiller de mudaaf fiillerdir kardeşlerim. Kardeşler dersimiz buraya kadar yeterli olsun bu arada. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Bu tanımları iyi ezberleyin kardeşler. Yani karşınıza bir fiil çıktığında bu fiil sahi midir? Misal midir? Ecvef midir? Nakıs mıdır? lefif midir? Eğer lefifse lefif mefruk mudur? Makrun mudur? Veya bir fiil mudaaf mıdır? Bunu iyi bir şekilde öğrenirseniz izi de rahat edersiniz. Çünkü izi kitabında... Artık bunla, bu sınıflandırma yaptıktan sonra bu sınıflandırma üzerine fiillerin çekimlerini size öğretecek. Yani meddenin çekimi nasıldır? Medde fiili madiye göre nasıl çekilir? Fiili mudariye göre nasıl çekilir? İsmi faili hangi kalıpta gelir? Bunların ismi failleri, bu illetli harflerin ismi failleri, mefulleri veya madi mudari çekimleri sahih fiillerle aynı değildir. Biz şimdiye kadar hep sahih fiillerin çekimlerini yaptık örnelede. Ama inşallah izi kitabına geçtiğimizde de illetli fiillerin çekimlerini öğreneceğiz. Bunları iyice ezberleyin kardeşler. Her zaman söylüyorum. Bizim bir derste bu kadar ezberlememiz, ya daha doğrusu bu kadar okumamız sizin hepsini bir günde bu şekilde ezberlemeniz manasında gelmiyor. Gücünüz yettiğince yavaş yavaş ezberleyin. Gerekirse bir dersi birkaç gün boyunca dinleyin ama iyi şekilde öğrenin. Dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.